Ben avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 2007 yılında Work and Travel programıyla Amerika'ya geldiğimde Social Security numarası almıştım. 2 ay önce nişanlık vizesiyle Amerika'ya geldim. Yeniden sosyal güvenlik numarası başvurusu yapmam gerekli midir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle cevap verebilirim size. Sizin daha önce C1 Work and Travel altında aldığınız sosyal güvenlik numarası sizin sosyal güvenlik numaranız. Siz o numarayı hayat boyu kullanacaksınız bundan sonra. Eğer değiştirmenizi gerektiren başka bir durum oluşmaz ise güvenlik açısından değiştirmenize gerek kalmayacaktır. Dolayısıyla siz şu an nişanlık vizesiyle Amerika'da bulunuyorsunuz ve o hak üzerinden çalışma iznine başvursanız ya da nişanlınızla nikah kıydıktan sonra o size yeşil kart başvurusu için adımlarınızı atarsa o zaman siz çalışma iznine tekrar gidiyor olacaksınız. Ve çalışma iznine giderken de daha önceden elde ettiğiniz sosyal güvenlik numarasını hala kullanmanız ve o numaranızın belirtmeniz mümkündür diye bu takipçimizin sorusunu cevaplayabilirim.